Gene çalışmıyor değil mi? Sen beni dinlersen çöplüğe attı hurdayı. Sana bak, terbiyeli konuş. Sen benim arabama hurda diyemezsin. Aman tamam kızma, şaka yaptım canım Allah. Şaka yaptım. Hey! Dükkana bir çay getirin. Tamam Zeki abicim, hemen. Sağ ol. Hala uyuyor herif. Bu Mahmut adam olmaz. Baharı bekleyen kuzular gibi. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Hala uyuyor mu seninki Fazilet abla? Uyuyor, uyuyor. Güya erken kalkıp halden mal getirecekti. Çok geç yattı. Bütün gece Halis'in dükkanını badana etti. Biliyorsun, Halis bugün hapisten çıkıyor. Biliyorum, biliyorum. Hadi şunu uyandırıver. Tamam, tamam. Hadi eyvallah. Ya kapışacağım ben, adamı sabah sabah zahsürle mi edeceksin? Hadi hadi kalk! Zekayı mal bekliyor! Hani gireceksin, tembel! Tamam tamam, kalkıyoruz ya! Öğleden sonra da hapishaneye gidip Halis abimi karşılayacağım. Anne be, dükkan öyle güzel oldu ki! Halis abim bayılacak! İyi iyi, tamam hadi sallanma! Bunları yatakta konuşacağını ayakta konuşsana! Tembel! Kolay gelsin Manavbaşı! Ne o, geç kalmışım bu sabah! Halis hapisten çıkıyor ya, onu karşılamaya gidiyoruz. Ben düğün hazırlığıyla uğraşıyorum. Her hapisten çıkana gidemem. Sen bilirsin. Eyvallah! Vay be, çalışıyor, helal olsun! Aferin be, vallahi becerdi! Bu Halis usta, harbi usta ha! Yok canım, o kadar zor bir iş değildi. Ben her zaman söylerim, adamın altın bileziği oldu mu sırtı yere gelmez. Sağ olasın usta! Sen de sağ ol abi! Borcumuz ne oldu? Eyüp ettim, bu kadar şeyin borcu mu olur ya? Bir zamanlar ben de yapardım böyle ufak tefek işler ha! Sen de mi elektrikçiydin usta? Ben bir umum teknik işlerden alırım, hem de en kralına! Vaktiyle fabrikadan ayrılma diye çok yalvarmışlardı ama... Hadi be palavracı sen de! Ha? Şu radyoyu bozan sen değil miydin? Yalan mı? Kim? Ben mi bozmuşum? Şunlara bak şunlara! Bunlar böyledir zaten! Benim gibi adama ne diyorlar bak! Aldırma be Kamil, durma üzerinde! Durduğum yok zaten! Bunlar bir kere bana muhatap olamazlar! Klas farkı var aramızda! Nasılsa bugün tahliye oluyoruz! Sen o zaman göreceksin Kamil kardeşinin nasıl olduğunu! Eyvallah! Hehe, haybeciler! Seninki geliyor! Oo, beyefendi kalkabilmiş! Öyle oldu lan, daha hale gidip mal getireceksin! Tamam ya, kızma be Zekai abi, gideriz! Aa, Halis bugün tahliye oluyor değil mi? Tamam, ben de geleceğim karşılamaya! Kaçta tahliye olacak? Ben de gelirim! Öğleden sonra! Tamam, tamam! Halden malları getir sen önce! Bir saat sonra buradayım! Sen bir saat de bu külüstürle oraya zor varırsın! Yenge, istersen fabrikaya bırakayım seni! Sağ ol! Güle güle! Saat kaçta çıkıyor hapishaneden? Öğleden sonra! İstersen gelip alayım seni, beraber gideriz! Yok, patron izin vermez!
Akşama görüşürüz artık. Onu çok özledin değil mi yenge? Aşk nedir iyi bilirim ben. Güzel kız. Sevgilin mi? Öyle sayılır. Senin yerinde olsam onunla evlenirdim. Söylemesi kolay. Ha? Evlenmek için para lazım. Ha, söylediği şeye bak. Para da neymiş be? Buradan çıkar çıkmaz bizim patron Muammer Bey'le tanıştıracağım seni. Çok büyük adamdır ha. İşte bu. Muammer Bey bir adamın elinden tuttu mu artık o adamın sırtı yere gelmez. Hapishane Halis abime yaramamış ya. Çekmiş be. Boş ver tabii. Çekmiş be. Olur tabii. Hadi be saçmalama, insan çeker. Kesin be, hadi yürüyün. Kimden hapishane yaramamış diye. Baksana ne kadar büyümüş. Yok ya. Allah Allah. Yok be, bu Halis abi diyor. Onun ayağı sakat değildi ki. Etrafa reklam alıyoruz. Gelin şöyle kenarda duralım. Evet, gelin insanlar çift yara bulur dememişler. Hakikaten lan! Aynı Halis abi be! Halis ne olduğunu bilmesem o diyeceğim yani! Saçmalamayın be, Halis'in ta kendisi bu! Halis abi! Halis abi! Halis abi! Çok şükür bugünleri de gördük abi! Seni öyle özledik ki! Ben de sizi, hepinizi çok özledim. Geçmiş olsun Halis! Geçmiş olsun Halis abi! Halis'im! Sayılı gün ne olacak? Göz açıp kapayana kadar geçti işte. Buyur. Ha abi, annem çok selam söyledi. Sen dolmayı seversin ya, sana mah böyle bir tencere dolma yaptı. Sağ olsun. Benim için eziyetlere girmiş. Yalnız ben şimdi sizlerle gelemeyeceğim. Niye abi? Şimdi anlatması uzun sürer. Eyvallah. Yürü Kamil. Muammer Bey'le görüşebilir miyiz? Bana kalırsa görüşmesen daha iyi olur. Hadi be! Ne arıyorsun lan sen burada? Hiç. Yeni tahliye oldum da sizi bir göreyim dedim. Ne istiyorsun? Hiç. Hiçbir şey. Hani belki bana ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Hem yalnız da gelmedim.
Emrinizle çalışmak istiyor. Yani patron bildiğiniz gibi değil. Çok namuslu bir çocuk. Kefili benim. Allah cezanı versin. Şuraya bak. Sevsinler, demek kefili sensin ha? Evet efendim. Oğlum sana kim kefil olsun be? Hadi hadi, peki başından. Bir dakika bakalım. Sizin gibi serserilere verecek iş yok bende. Bugün biraz sinirli galiba. Hı. Ama beni çok arar o. Benim çok fena bir tabiatım vardır. Hı. Bir adama bir defa kızdım, bir daha gittiğinde çalışmam. Kendi pişman olacak. Benim gibisini zor bulur o. Kimler yalvarıyorlar işlerini idare edeyim diye. İnanmıyormuşsun yani. Kim? Var. Niye inanmayayım? İnanıyorum tabii. Ne? Hilmi abi alsana. Ya sağ olasın, istemem. Buyurun. Bir tane daha ver, çok güzel olmuş. Harika. Ne oluyor ya, ziyafet mi var? Ne dolması bu böyle? Enayi dolması. Başlatacak şimdi enayiden. Nanay, kime niyet, kime kısmet. Senin anlayacağın bu dolmalar bugün hapisten çıkan Halis için yapılmıştı. Ama Halis hapishanede büyük adam olmuş. Bunlara pek yüz vermemiş. Yeter be zekayı. Amma uzattın ha. Allah kimseyi senin diline düşürmesin. Yalan mı söylüyorum Hilmi abi? Üstelik bu gariban, Halis abisi hapisten çıkıyor diye sabahlara kadar dükkanını badana etti. Değdi mi ulan yaptıklarına? Bak sizi piç gibi ortada bıraktı. Doğru. Doğru söylüyor. Ama çok kalbim kırıldı yani. Bir daha yüzüne bakarsam iki olsun. Hadi ben neyse. Ama abi bunu anneme yapmayacaktı. Halis dönüyor diye öyle sevinmişti ki bu dolmaları bile... Bu dolmaları annem senin için yaptı Halis abi. Sen dolmayı çok seversin ya. Sağ olsun. Hay Allah'ım yarabbim. Niye sustun? Az evvel beni çekiştiriyordunuz değil mi? Yok estağfurullah. Yok öyle öyle. Siz hiçbiriniz beni anlayamazsınız. Çünkü aranızda hapise girmiş, cemiyetin o kara damgasını yemiş kimse yok. Oysa ben bir sabıkalıyım. Niye dönmedim aranıza biliyor musunuz? Sizleri de lekelememek için. Canım işi o kadar büyütme. Öyle deme Hilmi abi. Toplum benim gibi bir sabıkalıyı kolay kolay arasına almaz. Hatta siz... Siz bile almazsınız. Şu arkadaş çorap satıyor. Belki az kazanıyor. Ama aranızda alnı açıp dolaşmaya hakkı var. Ya biz toplumun kurbanları... ...yaptığımız bir anlık hatayı ömür boyu kara bir damga olarak... ...alnımızda taşımak zorundayız. Beni affedin. Yollarımız... ...burada ayrılıyor. Ben damgalı, siz damgasız. Allah'a ısmarladık. Şırı Kamil. Bir dakika Halis abi! Nereye abi, nerede kalacaksın? Bilmiyorum Mahmut. Ama üzülme, bir çaresini bulurum. Hani diyorum ki, bir yer buluncaya kadar hiç olmazsa birkaç gün bizim evde kalsa. Bu neyi değiştirir? Bir gün, iki gün kaldık diyelim, sonra... Sonra da kalırsın. O ev senin evin, bu mahalle senin mahallen abi. Benim iyi yürekli Mahmutcuğum. Peki bu alnımdaki sabıka damgası ne olacak? Abi ne olacak, alt tarafı üç gün hapis yattın, o sabıka sayılmaz ki. Ay mı lan? Tabii, hadi gel. Annem seni görünce çok sevinecek. Gel eve gidelim. Ha. Evet. Aa, Kamil, sen ne yapacaksın? Siz beni düşünmeyin canım. Benim gidecek çok yerim var. Almanya'da milyoner bir arkadaşım var. Belki Almanya'ya kadar bir uzanırım. Siz beni düşünmeyin. Bak, bak buna sevindim. Hadi, sana başarılar dilerim anam. Hadi hoşça kal. Dünya küçüktür, bakarsın bir gün gene karşılaşırız hadi. Eyvallah. Eyvallah Mahmut. Eyvallah abi. Halis. Merhaba Selma, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Beni özledin mi? Özlemez miyim? Ben de seni çok özledim. Geceleri gözüme hiç uyku girmiyordu. Hep seni düşünüyordum. Sahi mi? Elbette sahi.
Şöyle bir yerde biraz oturalım mı? Oturamam, eve gitmem lazım. Yarın dükkana uğrar mısın? İşten çıkınca uğrarım belki. Mahalleye döndüğüne sevindim. Sağ ol. Ne oluyor Mahmut? Hı? Doydum anne. Olmaz öyle şey. Bitecek o yemek. Şu haline bak, sıskar çıktı. Sana biraz daha koyayım mı Halis? Hı? Yok Fazilet abla, doydum sağ ol. Pek iştahım yok. Yemeyeceğim. Ne oluyor size be? Neyiniz var sizin be kuzum? Daha ne olsun? Hapishaneye girmek kolay mı be Fazilet abla? Ah, adamda moral mi kalıyor? Bırak şu hapishane lafını artık. Geldi geçti işte. Aramıza döndün. Yarın erkenden dükkanı açar, işine başlarsın. O kötü günler unutulur gider. Ben o dükkanda kalıcı değilim ki. Ne demekmiş o? İşi bırakmayı düşünüyorum. Peki sebep? Daha başka işler. Yani bol para getirecek başka işler yapmayı düşünüyorum. Ya! Ne yapacaksın o bol parayla? Amma sonra ha! Arpa olmadan hiçbir iş olmuyor be abla! Bak, kaç aydır senin kiranı bile veremedik. Ulan senden kira mı istiyoruz? Hem bu yaştan sonra ne iş yaparsın sen? Gül gibi mesleğin var. Sonra mahallede herkes seni sever. O hapse girmeden evveldi. Ben artık damga yemiş, zaballı bir sabıkalıyım. Ne sabıkası, ne kara damgası! Şuna bakın! 4 gün hapiste yattı, başımıza gangster kesildi! Kesilmedim abla! Zaten gangster ruhluymuşum, onu anladım. Tonla para kazanmanın ne yolları varmış, hapishane hayatında onları öğrendim. Aptal aptal konuşma! Önemli olan tonla para kazanmak değil, alın teriyle helal para kazanmak! Müsterlemeyecek miyiz zannediyorsun? Aa, aman terlim evladım! Sonra üşütürsün, hasta olursun da dükkanını kim açar, hı? Hı? He? Ben açarım. Aferin sana! Ne güzel bir gün! İnsanın evine dönmesi ne güzel şey be! Merhaba Zekai abi! Oo, bakıyorum bu sabah erkencisin! Erken kalkanın rızkı bol olur demiş eskiler! Hadi bakalım, dükkan açıp işe başlayalım. Beğendin mi abi? Nasıl olmuş? Eline sağlık! Çok güzel olmuş! Bu dükkan alalı, hiç gözüme bu kadar şirin görünmemişti. Ağlan, aferin! Merhaba Halis abi, mahalleye hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Annem selam söyledi, şu ütüye bir bakıversin dedi. Aleyküm selam, olur ana, bakarız. Ben de gideyim artık, Zekai abi sabırsızlanmaya başlamıştır. Halis abi! Ne var? Bak! Hey, tahmin biladerim, ne işin var senin buralarda be? Hani Almanya'ya gidiyordun sen, ha? Evet, gidiyordum. Daha doğrusu gidecektim ama sonra düşündüm, vazgeçtim. Ben oralarda sıkılırım. Biz buralara alışmışız bir kere. Orada çok para kazanacaktın. O dert değil. Parayı burada da kazanırız, ya. Benim bir başka arkadaşım var. Fabrikatördür kendisi, ya! Bana ille gel benim fabrikamda müdürlük yap diye asılıyordu, işte ben de ona gidiyordum, yolum buradan geçiyordu. Nerede fabrika? Kayseri'de. Ya, size bir uğrayıp bir hal hatır sorayım dedim. İyi yapmışım, gel, gel içeri. Umut, şu kahveden 2 tane aynalı çay söyle! Kaç para kazanırsın bu işten? Günde 60-70 lira kazanırım. Ne o Mahmut?
Kahveciliğe mi başladın? Halis abimin misafiri var da, hey Allah! Biz hapishane arkadaşıyız, yabancı mıyız? Bir yer bulup yerleşinceye kadar bizim evde kalırsın. Yok, ısrar etme. Ben kimseyi rahatsız etmek istemem. Hah, Mahmut, ver abine. Tamam mı? Hı mı? Vallahi bilmem ki. Tamam, tamam oldu bu iş. Mahmut bak, Kamil abin birkaç gün bizim evde kalacak. He? Hani fabrikaya müdür oluyordu? Vallahi düşündüm de, bu fabrika müdürlüğü beni biraz sıkacak gibi geliyor. Zaten klasıma uygun bir işte değil. Haklısın. Ama her işin kendine göre bir zor yanı var. Çok doğru abi. Mesela bizim mesleğin zor tarafı da halde mal yüklerken hamallarla uğraşmak. Yahu senin ufacık triportör ne mal alır ki taşıması dert olsun? Öyle deme abi. Sandık taşımaktan bütün gece omuzlarım ağrıyor. Vah yavrum. Bu çocuğu çok seviyorum. Çok. Tamam, senin işini hallettim. Artık yalnız değilsin. Sana ortak oluyorum. Beraber çalışacağız. İşte ortaklaşa para da. Tamam mı? Vallahi bilmem ki. Sen koca fabrika müdürlüğünü bırakıp sandık mı taşıyacaksın? Bırak Allah aşkına, sana layık değil bu işler. Boşver, hem biraz oyalanmış olurum. Para önemli değil zaten, maksat bu çocuğa yardımcı olmak. Hadi bakalım ortak, işe başlayalım artık. Düş önüme, yürü! Akşama görüşürüz. Ben kullansaydım abi. Bırak ulan, yürü, bin! İyi kullanmasını bilen kullanmalı. Hop 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 hop! Dur! Dur dur be! Pırasalarım, domateslerim! Dükkanımı mahvettin! Şimdi sana göstereceğim! Dükkanımı mahvettin! Mahvettinler! Bütün zararını ödeyeceksin! Ödeyecekler! Bütün zararımı! Ödeyin lan! Bir dakika, bir dakika ya! Dur, hemen niye sinirleniyorsun? Hem kabahat benden bakalım? Kabahat bu motorda! Allah Allah, insanın başı belaya girer be! Ayrıca kimsenin günahını almak istemem ama, yani biraz da Mahmut'ta. Oğlum sen hiç bakmıyorsun bu motora be Mahmut. Frenleri tutmuyor lan bu motorun. Vallahi gene dua et, bana rastladın. Hani ben olmasaydım kaza olup bir dükkanın bütüne girebilirdik ya. Vallahi. Neyse hadi üzülme, ben tamir ederim, yürü. Yürü. Eyvallah. Hey nereye? Bütün mallar berbat oldu. Zarar ziyan ne olacak? Üzülme be kardeşim, para kazanalım, öderiz. Sen al motoru gel, ben köşede bekliyorum seni, eyvallah. Ben değilim. Monsieur Bruno ile görüşeceğim. Randevunuz var mı? Evet, sağlam sigorta şirketinden geliyorum. Aa, mücevherlerin sigorta işi için. Evet. Monsieur Bruno sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Monsieur Bruno? Evet. Monsieur Bruno, sigortadan gelmiş bu bey. Hoş geldiniz Semih Bey. Teklifinizi inceledim, anlaşabileceğimizi umuyorum. İyi bir iş adamısınız Monsieur Bruno. Bir işe aklınız yattı mı ayrıca zaman kaybetmiyorsunuz. Saat 4'te görüşmek üzere, şimdilik izninizi istiyorum Monsieur Bruno. Çao Semih Bey. Çao.
Hayır, hayır, çok tehlikeli bir iş bu. O kulede sergilenen mücevherlerin değeri 50 milyonun üzerinde. 250 bin lira kazanacağım diye böyle bir riski göze alamam. Ne riski be patron, risk diye bir şey yok ki. Sonra o taşların çalınması imkansız. Bir kere kule devamlı polis kontrolünde. Sonra sergi süresince ben devamlı orada olacağım. Allah aşkına be patron, inat etme! Bir sürü sigorta şirketi bu işin peşindeydi be patron. Hepsini atlatıp işi kapıncaya kadar göbeğim çatladı. Allah aşkına be patron, Allah aşkına, 20 günde 250 bin kazanacağım, fena mı? Fena değil tabii, fena değil. Tamam işte. Ama bir aksilik olur da mücevherlerin başına bir şey gelirse, bu bizim şirketin sonu, iflası demektir. Ne iflası yahu, sana söz veriyorum, hiçbir şey gelmeyecek mücevherlerin başına. Hadi bırak şu inadı da işi kaçırmayalım. Her şeyi hazırladım, iş poliçenin karşılıklı imzalanmasına kaldı. Monsieur Bruno saat 4'te bekliyor bizi, ha? Ne diyorsun? Kabul ediyorsun değil mi? Hı? Hadi bakalım, gene senin aklına uyup boyumuzdan büyük bir işe kalkışıyoruz. Yani oldu mu? Oldu. Allah! İnşallah sonu hayırlı olur. Tamam ya! Geldiler efendim. Pekala, geliyorum. Buyurun. Ha, Elmi abi! He! Al, bu da senin davetiyen. Düğüne bekliyorum, he. Sakın gelmemezlik yapma, he. Tamam mı? Hadi eyvallah! Güle güle! Allah mutlu etsin! Kolay gelsin! Ha, sağ ol Zeki abi! Namussun gene inadı tut. Oğlum, at artık şu hurdayı da bir yenisini uydur! Sen ne diyorsun? Biz tamir parası bulamıyoruz, bu zamanda kolay mı yenisini almak? Kolay, kolay! O da doğru ya! Davetiyeni ne yapayım? Hah! Hmm. Düğüne beklerim ha! Ananı istersin! Anlamadım! Ananı istersin! Ben de senin! Hey Naim! Hıh? Önüne baksana ulan! Bu saatte senin kahvede olman lazım değil mi? Ne dolaşıyorsun sokaklarda? Annem, akşam hastalandı gene. İlaç almak için çıkmıştım abi. Şu işe bak, 3 tane ilaca bütün haftalığı yatırdık. Bak, şu ufacıcık paket 500 kağıt. Suç ilacın fiyatında değil, senin züğürtlüğünde. Doğru. 500 lira bizim için büyük para. Adam var 500 lirayı bahşiş diye veriyor. Bir zengin olamadık gitti. Boş ver, takma kafana. Al şu davetiyeni. Düğüne bekliyorum ha. Tabii geleceğim abi, sağ ol. Hadi eyvallah. Güle güle. Bir dükkanım var, doğru dürüst çalışsan. O dükkanda çalışmakla insan para sahibi olmaz. İlerisi için çok büyük projelerim var. İş o büyük projelere kaldıysa. Selma. Seni çok seviyorum Selma. Biliyorum. Ben de seni seviyorum ama neye yarar? Ajda programını bitirdi, hesap geldi, baktım 35 bin lira. Hadi! Vallahi. Vay be! Biraz kazık! Hı. Adamın da üzerinde o kadar para yokmuş, zavallı kızarıyor, bozarıyor. Tabi orada onları mahcup bırakamazsın. Çıkardım, verdim hesabı. Vay canım, 35 bin lira! Yok canım, para önemli değil! Yani önemli olan insanlık tabi orada, değil mi? Hadi artık, masadan kalkın da sofrayı toplayın! Daha bir sürü bulaşık var! İsterseniz bulaşığı da ben yıkarım! İstemem, ben yıkarım! Vallahi pek belli olmaz halimden ama elimden her iş gelir! Unutmayın, sabah erken kalkacaksınız! Arkadaşınız da pek fazla lafa tutmayın da, o da vakitlice evine gitsin! Anne! Kamil abim bu akşam evine gitmeyecekmiş de. Abla! Eğer izin verirsen Kamil'i bu gece misafir edecektik de. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Aa, yok
Zaten sen gitmek istesen de Fazilet abla seni bırakmaz. Misafiri çok sever. Ha, anne kalabilir mi? Oh, kalsın ha. Pekala, bir gecelik kalsın bakalım. Ben yukarı bir yatak sererim. Sağ ol anneciğim. Bakınız! Şuna bakın! Serginin en değerli parçalarından biri. Hiç hayatınızda bu kadar güzel bir şey gördünüz mü? Güzelliğini bilmem ama hayatımda bu kadar pahalı bir şey görmedim. Evet, Paris Enternasyonel Mücevher Borsası'nda ona biçilen fiyat tam 150 bin dolar. 150 bin dolar, ha? Ne oldu, şaştınız galiba. Bana sorarsanız bu değer az bile. Mesut Bruno, her şey tamam. Açılış kokteyli mükemmel olmalı. Olacak efendim, hiç merak etmeyin. Gel şöyle. Nerede kaldınız ya? Davetler gelmeye başladı, siz yeni getiriyorsunuz malzemeyi. Aman be usta, aman be! Allah kahretsin, hepiniz böylesiniz zaten. Ay ay! Dikkatli ol. Dikkatli ol. Yavaş. Çok yoruldum. Amma ağırmış. Ya, nereden çıkacağız? Ne bileyim ben, şuradan çıkarız. Beni takip et. Beni takip et, pişman olmazsın. Yanlış yere geldik abi, burada düğün var galiba. Dur bakalım, bir çıkış yolu buluruz. Buyurun. Nedir bu? Konyak ve kampari. Ben bir konyak alayım. Çocuğa da bir kampari verin. Hı? Alsana lan kamparini! Ne yapacağım bunu abi? Gargara yapıp tüpüreceksin. Öksüreğe iyi gelir. Rezil ettin bizi! Şöyle bakıyorum. İşte sevgimizin en değerli parçalarından biri daha. Harika. Prensesin gözyaşları. Paris mücevher borsalarının ona biçtiği fiyat tam 45 bin dolar. Abi duydun mu? Şu ufacık şey tam 45 bin papelmiş. Papel değil ulan, dolar, dolar. Bir servet yatıyor bu vitrinlerde. Allah, biz iyi yere geldik ha. Hadi gidelim abi, ben sıkıldım. Gelir misin sen? Şöyle bakalım. Evet, işte efendim, bu da meşhur soluk gecenin yıldızı. Borsanın biçtiği fiyat 30 bin dolar. Taşlarının değeri kadar işçiliği de ünlüdür. Şöyle buyurun. Abi gidelim, burası bize yere verdi. Dur bir oğlum. Abi gidelim abi, şimdi burada bir şey kaybolur, arkamızdan laf ederler, günahımıza girerler. Halbuki bizim ne günahımız var değil mi? Aferin, çok güzel bir laf ettin. Kafamda müthiş bir fikir belirdi. Hadi gidelim abi ya! Gideceğiz! Gideceğiz ama gene geleceğiz! Yürü! Ay! Ay. Aman kalsın, bende bir tane daha var! Evet! Peki! Bizde kalsın, peki! Borsa değeri 35 bin dolar! Sabah aldık 375, 250 de buradan, değer 525. Zekai abinin malları da var, 1200 de ondan. Kamil abi, ne diyorum biliyor musun? Bana bak, 150 bin dolar kaç lira eder? Yani Türk parası. Ne bileyim abi, fazla yüksek hesabı aklım ermez. Niye sordun? Bak, yalnız süresinde 150 bin dolar var. Bize ne be abi? Zenginin mamız yurdun çenesini yorar diye boşuna söylememişler. O beğenmediğin zenginin malından bir avuç alabilsek,
şeyi döndük demektir. Güzel. Çok güzel parçalar. Seyretmek bile insanı heyecanlandırıyor. Her biri bir sanat eseri. Beni daha çok taşlara biçilen değerler heyecanlandırıyor. Hı hı. Hepsi de çok ünlü mücevherler. Onları ele geçirsek bile elden çıkarmak kolay olmayacak. Evet, ortalık iyice yatışıncaya kadar beklemek lazım bence. Biz de bekleriz. Buna değer. Önce işin incelenmesini yapacağım. Hem de büyük bir titizlikle. Hiç hata istemiyorum. Eğer bu işe ebek dersen hayatın değişir. Krallar gibi yaşarsın. Artık kahveci çıraklığı da yok. İyi düşün. Gece el ayak çekildi mi, hiç kimseye duyurmadan içeri gireceğiz. Adam başına kaç para düşer abi? Birden söylersen dudakların uçuklar. Önce şu benim triporteri bir tamir ettiririm. Sonra bir de güzel boya. Şu cehalete bak be! Oğlum o parayla istersen motor fabrikası, triportör fabrikası bile kurarsın be! Sana da şöyle güzel bir kahve açarız, düşün! Ortada 20 tane garson dolaşıyor. Ya ben? Ben ne yapıyorum abi? Ulan sen patronsun oğlum! Kasadan paraları topluyorsun! Selam! Ne yapıyorsunuz orada? Sana diyorum ulan, ne yapıyorsun orada? Hiç, konuşuyorduk abi. Şuradan bir tornavida verin bana. Sana bir şey soracağım. Çok karlı bir işe ortak olmak ister misin? Ne işiymiş o? Bu ne bu? Biliyor musun bu? Bir plan. Ama soygun planı. Şu gördüğün salonda bir mücevher sergisi var. Mücevherler bizi bekliyor. Anlamadım. Mücevherler bizi mi bekliyor? Eğer kabul edersen çok, çok zengin olacağız. Thank you.
Şu ayılara bak, hayatlarında ilk defa televizyon kamerası görüyorlar galiba. Çok güzel bir kedir bu abi. Tabii, benim fikrim. Değil hırsızlık salonda kuş uçsa haberim olur. Ne işi var bu serserilerin orada? Kamil değil mi bu? Evet. Eğer o da mücevherlerin peşindeyse işi berbat eder. Bunu önlemek lazım. İsterseniz ikisini de yok etsinler. Yo yo. Hayır. Bir de cinayetle uğraşmak istemem. Elimizi çabuk tutalım yeter. Gece yarısı, tam 12'de. Herkes uykudayken harekete geçeceğiz. İçeri nasıl gireceğiz? Nasıl olacak? Kapıdan tabii. Oğlum lan! Park kapısı değil bu. Hı? Akşam oldu mu kilitlerler kapıyı. Pencereden gireceğiz. Kulenin penceresinden mi? Olmaz. Işıklar. Ben yükseğe çıktım mı benim başım döner abi. Hı, boş ver. Ben işin o tarafını hallederim. Vaktiyle bayram yerinde ip cambazlığı yapmıştım da. Aa, sahi mi abi ya? Tabii oğlum, ne sandın? Hı? Eğer kızmazsanız ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben çok korkuyorum. Oğlum korkacak bir şey yok. Aklımızı kullanırsak kimseye yakalanmadan girer çıkarız. Yok, ben yakalanmaktan değil. Annemden korkuyorum. Ya duyarsa? Kendini tutarsam duymaz. Aferin. Bak ne doğru laf etti. Şu andan itibaren herkes çenesini tutmayı öğrenecek arkadaşlar. Bu bir sırdır. Sessizlik şart. Herkes bir lastik pabucu uydursun. Lastik ayakkabıyı nereden bulacağız? Önce bir lastik ayakkabıcı soyacağız. Hiç kimse burayı soyamaz. Güvenlik tedbirlerimiz harikadır. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Gazetenize yazın da hırsızların gözü iyice korksun. Buyurun. Şu anda döşeme en küçük bir temasa karşı bile duyarlı hale geldi. Bakın. Yok arkadaşlar! Sakin olun! Gazeteci arkadaşlara güvenlik tedbirlerimizi gösteriyorum. Harika! Burayı soyacak adamın kuş olup havada uçması lazım. Kuş olup havada da uçsa gene burayı soyamaz. Size bir şey daha göstereyim, gelin! Göreceksiniz, bu iş çok kolay olacak. Hayır, benim aklım bir şeye takılıyor. İşi yaparken, ya gece bekçisine rastlarsak? Gündüz soyalım, gündüz gece bekçisine rastlamayız. Ama gündüzde trafik polisi olur. Olsun, o bize karışmaz. Soygunu arabayla mı yapıyoruz? Saçmalamayı bırakın be! Bütün iş gece bekçisini atlatıp salona girmekte. Evet. Salonda bizi kimse göremez. Bu sistem, salonda sinek uçsa bana haber verir. Harika! Bu önlemlerle buranın soyulması olanaksızdır. Ben de aynı kanıdayım. Beyler, bu ilginç sistemin kurulması da tamamen benim fikrimdir. Yazınıza bu hususu da ilave edersiniz sanırım. Tamam mı? Soracağınız bir şey var mı? Var. Benim aklım o kapıda atlattığımız bekçi var ya, ona takıldı. Ya biz mücevherleri toplarken birdenbire herifin aklına eser de geri gelirse? Doğru. Yakalandık demektir. İşte o zaman hapı yutarız. Biri dışarıda bekçiyi oyalamalı. Hı? Ama şöyle yaşlı başlı, efendi yüzlü biri olmalı. Şüphe çekmeyecek biri. Aklıma biri geldi ama bilmem kabul eder mi? Kimmiş o? Hilmi abi. Ondan temiz yüz yüzünü hayatta bulamayız. Kabul etmez gibi geliyor bana. Niye kabul etmesin? Ona da bir hisse veririz. Ama o zaman 5 ortak oluyoruz. Olsun. O para hepimize yeter de artar be. Vallahi ne bileyim. Yetmesine yeter de, benim kafam o bekçiye takılıyor. Takma kafana abi!
taşları alıp çıktık mı atlarız benim triportere. Yok, olmaz. Ne? O gün üstünde soygun yapılır mı be? Yarı yolda stop eder de rezil oluruz vallahi. Doğru. Bize şöyle hızlı giden bir araba lazım. Evet, taksi tutalım. Deli misin sen be? Elin şoförünü nasıl karıştırırız böyle bir işe? Hırlı mı hırsız mı bilemezsin. Peki abi, ne yapacağız ya? Tamam, buldum. Bizim Sedat'ı tutarız. He? Yani, onu da mı ortak edelim diyorsun ha? Tabii, gariban çocuktur. O da sebeplensin. Değil mi Kamil? Olabilir. Sedat'a lafım yok da, arabayı gözüm tutmuyor. Ha. Gene de bunun triportöründen iyidir. Ha. Ha, ne var değil mi yani ya? Hem bakalım kabul eder mi Sedat, değil mi? Bir kere konuşuruz. İş olur mu? Değil mi Kamil? He? Öyle. İş bu. Konuşuruz. Tamam, ben hazırım. Zili çalabilirsiniz. Vay canına! Zil sustu! Güzel, başardın! Alarm zillerini kolayca susturabileceğiz. En kolayı seninki! Soygunu biz yapacağız, sen bizi aşağıda bekleyeceksin. İş bittikten sonra senin arabayla kaçacağız. Tabii gene arıza yapıp da yolda kalmazsa, he? Benim arabam arıza yapmaz. Arıza yapmaz da bu böyle ağzını açıp hava mı alıyor, eşeği ol eşek? Görürüz bakalım, şunu söylediği lafa bak. Ben onu bir gazladım mı arkasından jet gazı yetişemez evvelallah! Koç bu, koç bu be, koç! Tabii yetişemez be! Eski mal bu! Eski! Var mı bunun gibisi? Yok! Anlaştık mı? Anlaştık! Anlaştık! Koç bu, koç! Koç ya, koç! Siz deli misiniz be? Neler yapılır 5 milyona bir düşün! Her zaman hayal ettiğin o dükkanı açarsın! Tabii, açmasını açarım da, ne de olsa insan gene korkuyor. Bir yakayı ele verirsek... Tamam, ya, korkacak bir şey yok ki. Bir kere senin yapacağın iş en kolayı. Sen erketesin. Neyim, neyim? Erkete, yani gözcü, tamam mı? Tamam olmasına tamam da... Şey, tamam, tamam. Tamam, tamam. Bana bakın, şimdi saatleri ayarlayalım. Bu işe saat tam 12'de başlıyoruz. Şu anda saat 5'e çeyrek. Tamam. Ne olacak? Kalsın. Bereket versin. Thank you.
tamam Semih abi. Evet, kapatalım artık. Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun burada? Şey ben mi? Çalışıyorum. Yani işte ekmek parası için. İsteyene dilekçe falan yazıyorum. Eğer bir mahsur varsa gideyim. Yok canım, ne mahsuru olacak? Ben de bir dilekçe yazdırmak istiyordum da. Tabii, yazarım. Otur, oturalım. Otursanıza. Abi buldum. Abi bu iş tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Telefonunuz çalışıyor mu diye soracaktım. Belki bozulmuş. Evet, çalışıyor. Öyle mi? Balkonunuza çıkabilir miyim? Tabii, buyurun. Telefonu çalışıyormuş. Mahmut'cum, duydun mu? Çalışıyormuş. Çalışıyor mu? Nah çalışıyor. Acaba telefonu çalışıyor mu, bakar mısınız? Bakayım. Aa, hayret, çalışmıyor. Ne olacak şimdi? Biz boşuna gelmedik. Biz arıza olduğunu hemen anlarız. Şimdi tamir ederiz. Aa, bırak telefonu canım, acelesi ne? Hadi gel benimle, gel. Otur hayatım. Önce bir yorgunluk sigarası almaz mısın? Al. Daha pek yorulmadık ama... Madem ısrar ediyorsunuz... Allah Allah! Bir tane daha var. Kibritmiş. Yandı! Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü yüksek katına Ankara. Tamam. Nerede şey abi ya?
kalmış. Yüksek katta. Ha, yüksekte. Acaba bir likör daha almaz mısınız? Yok. Ben artık içmesem korkarım. Kimden? Benden mi? Şu, estağfurullah. Şerefli. Mesai saatinde pek içmeyiz de. Çok yakışıklısın. İyi öpücüğüm. Biz biraz işimize bakalım. Telefoncu, tamir yapıyor. Ne arıyorsun orada? Çalışıyoruz. Ne yapıyorsun damda? Ne yapacak? Tamir yapıyor. Aman ne kadar meraklısın Rıfat. Nesin ne? Hadi bağlayın lan şunu! Tamam! Tamam! Çek! Benim gitmem lazım Sedat abi. Ne? Çok geç kaldım, annem merak eder. Oğlum sen manyak mısın be? Burada oyun oynamıyoruz, soygun hazırlıyoruz. İstersen izin ver, ben gidiyorum arkadaş. Aa. İzninizle ben de içeri girebilir miyim acaba? İçeri giremezsin. Ziyaret saati bitti. Çıkış bu tarafta. Peki, madem öyle istiyorsunuz, elinizi öpeyim. Hoşça kalın, iyi günler. Salon boşaldı, alarmı sokun devreye. Artık içeride sinek uçsa haberimiz olur. Evet, öyle. Yavaş yavaş yemeğe çıkalım ha? Benim karnım tok, sen keyfine bak. Abi senden bir ricam var, bu akşam benim baldız evleniyor da. Pekala, sen keyfine bak, nöbeti ben tutarım. Sağ ol. Arkadaşlarla konuşmaya dalmışız. Ne konuşmasıymış bu saate kadar? Hı? Anne, senin aklın ermez. Biz kendi aramızda erkek erkeğe iş konuşuyorduk. Erkeği sevsinler! Senin yaşındaki bir çocuk hava kararlı da birinde olur. Halis nerede? Orada. Orada. Nerede? Ne bileyim ben nerede, belki de ilmeğe gelmez. Hem ben erken yatacağım zaten. Neyin var senin kuzum, hasta mısın?
Niye hasta olayım? Erken yatmak istiyorum. Laf istemem! Hastasın! Aç ağzını bakayım, aç! Aç! Dilini çıkar bakayım! Bak, dilin bembeyaz! Anlamıştım, hastasın! Ben yemek hazırlayayım, hadi yat yat! Vah, vah, vah! Tehlikeli bir iş. Kolay olmayacak. Ama 30 milyon için tehlikeyi göze almaya değer. Hadi benim kalkayım, benim güzel evladım. Sen de kes güzel yürüyorsun. Sen de bugün bir gariplik var ama... ...sebebini anlayamadım. Bende mi gariplik var? Daha neler? Ne diye boyuna saate bakıyorsun? Erken yatacağım ya. Geç kalmayayım. Tamam bitti işte, ben yatıyorum. Gel, gel buraya, gel. Al bakayım şunu. Al şunu iç. Dur, dur, şunu da iç bakayım. Hadi bakalım. Hadi yat. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi geceler. Arkadaşlarla basketbol maçına. Ben de geliyorum. Sen de beni anlamadın. Ben sana anlatırım. Yürü. Hıp. Anne, hı, herhalde daha gelmediler. Sen istersen eve dön, hadi. Olmaz! Ben de maça geleceğim. Burada buluşacaktınız değil mi? Evet, öyle konuşmuştuk. Ha, tamam. Oh, 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 maşallah! Oh, hoş geldin Fazilet abla. Öpeyim. Hoş bulduk. Ayol, ne maçıymış bu gece yarısı? Ne maçı abla? Şey maçı, gece maçı. Ama sen sıkılırsın, hadi ben seni eve bırakayım. Yo! Olmaz! Hah, ben boşuna mı geldim buraya ayol? Ben de maç seyredeceğim. Senin zoruna bak, ne işim var benim burada? aşk olsun Hilmi efendi. Sen de mi varsın bu işte? Demek sen de bunların aklında uyudun. Maşallah! Doğru, haklısın. Belki akıllıca bir iş yapmıyoruz. Ama insan yaşlanınca geleceğini garanti altına almak istiyorum. Tabii tehlike büyük. Ama ne yapalım? Ne tehlikesi ayol, hı? Hapishane. Maç tehlikesi ablacım, maça gideceğiz. Ne maçı bu? Abi maç, basket maçı. Basket hatırlasana. Ha, tamam, basket maçına. Basket. Annem de maça gitti. Halis, gel, gel, hadi!
Abi haklı, sen o maça gidemezsin. Ya neden gidemeyecekmişim? Bal gibi giderim efendim. Ya, oğlum yaz bir de babamı çekeceğim. O maçlardan değil ki. Anlamadım ki bir de babamı çekeceğim. Hadi abi! Ne yapıyorsun oğlum? Geri sen atlatma beni! Allah Allah oğlum sen aklın olacaktın. Halilet ablacığım, sen üşüyeceksin. Hadis de Kamil'i beklerken, sen gel benim arabada otur. Hayır, üşümüyorum ben canım, bırak! Allah Allah, üşüme ben beni, üşüme! Üşüme, geldi üstüme! Halis! Bana bak, Fazilet abla duymadan geçin araba be! Hadi be! Dur şöyle. Geçmiş olsun. Öldüm Allah! Bu mücevher soygunu ne zor şeymiş, tel cambazlığından daha zor. Bir ara telin ortasında kuvvetim kesildi. Az daha gidiyordum aşağı. Neyse onu boş ver. Aşağıdakini ne yapacağız? Basit ama! O nereden çıktı o? Ne bileyim? Eğer işi anladıysa kurtulamayız. İşi bitirsek bile hepimizi eliyle polise teslim eder. İstersen vazgeçelim. Olur mu öyle şey ya? Hemen işi bitirmeye bakalım. Bu Naim nerede? Dur bakalım, çıkar şimdi ortaya. Naim! Naim! Nerede Naim, Naim? Naim! Duymuyor. İçeride yok galiba. İşte, aksilikler başladı. Biz bu işi kıvıramayacağız arkadaş. Gel bas geçelim. Olur mu ya? O kadar hazırlık yaptık. Naim! Nasıl ineceğiz aşağı? Dur bakalım. Bulacağız bir yol. Nerede kaldı Kamil'le Halis? Belki de gelmeyecekler. Biz en iyisi eve dönelim. Hadi anne. Hayır efendim, ben bu maça gitmeyi kafama koydum. Ablacığım, ne yapacaksın maça gidip de? Seyredici! En iyisi hep beraber eve dönelim. Olmaz! 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 Aa, hayır! Hayır! Ama bak, salonda yavaş yürü, bir ayak sesini duyabilir. Merak etme oğlum, biz amatör değiliz, biliriz bu işleri. Sen iyi sarkıt yeter! Ola eşeğin Naim'i! Nerede kaldı acaba? Hadi! Hadi gel! Hakkını helal et! Helal olsun, hadi! Ama vaktinde gelmez ki! Şimdi kim bilirlerdi, ne saçma sapan iş yapıyordur! Maça yetişemeyeceğiz! Sen kapat, toplu
yapıyoruz biz burada? Çabuk topla! Çabuk topla şu mücevherlerin, kolum koptu! Biraz daha gayret et! Soyguna geldi galiba. Muammer Bey'dir. Ama geç kaldı inek. Patronu öldürecek beni. Kımıldama, eller yukarı. Çocuklar, zil sesi duyuyor musunuz siz? Abla, ablacığım, bu zil sesi bizim sonumuz demektir. Ne diyorsun anne, sen anne, vallahi, beni affet. Uzun zaman senden ayrı kalacağım. Ben hiçbir zaman kötü bir insan olmadım. Cezamı çekip hapisten çıktığım zaman... Neler söylüyorsun sen, delirdin mi bu gece? Geldim. Belki bir likör içeriz dedim. Aa, bu saatte olur mu? Rıfat görürse çok kızar. Yarın gelseydin keşke. Güzel yüzünün hayali gözlerimin önünden gitmedi. Sabah kadar bekleyemedim. Ha? Aa! Kim bu? Bu, şey bu. Ha, o mu? O ha. Arkadaş. Zararsız. Yarın kaçta geleyim? Allah kahretsin! Ne oluyor burada be? Canım ne olacak, anteni tamir ediyorum. Kim bu herifler? Televizyon tamircisi. Yok ya! Ne çabuk geldiler. Ha. Evet, soyulduk. Hala inanamıyorum ama biri bütün mücevherleri götürdü. Ama polis neredeyse burada olur. Ama patron kızma, sinirlenme, ben çok güzel tedbir almaz olur muyum patron? Bu
televizyon tamirciliği de çok zor. Bu herif gündüzki telefoncu değil miydi? Yok canım, benzettin herhalde. Sen misin? Kim ben miyim? Ben mi ben miyim? Ha, tabii benim. Haklısınız. Beyefendinin hakkı var. Beyefendi, hayat şartları malum. Şimdi gündüzleri telefonculuk, geceleri televizyonculuk yapıyoruz. Malum ya, geçinmek kolay değil. Ya vah vah vah! Borcumuz ne oldu? Aman, para ne demek? Ne verirsen elinden, o gider seninden. Saklı zamanı, gelir zamanı. Peynirli saate, bize müsaade. Yürü Kamil. Adas Balık amca. Kocacım benim, canım kocacım benim. Çanta, çanta sende mi? Yo, sen dedi miydi? Yukarıda unuttuk. Ne duruyorsun kuş basana, dur. Ah, rahatsız etmiyorum ya. Çantayı unutmuşuz da. Size hayırlı işler, hayırlı geceler. Az kaldık. Ne oluyor bu evde? Kim bu evde? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ayol bu kürede bir şey oluyor. Baksanıza polisler geldi. Abla bize ne yahu? Gel gidelim buradan. Deli, burada neler olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmez. Gel lan! Neredesiniz bu saate kadar? Sizi beklemekten ayaklarıma kara sular indi vallahi. Aa, geldi, geldi. Tamam, geldiler işte. Hadi atlayın arabaya da maçı kaçırmayalım. Ha şimdi başlatacaksın maçından. Çocuklar, kuleye durmadan polisler geliyor. Acaba yukarıda bir şeyler mi oluyor? Sizin haberiniz var mı? Neler oluyor Allah aşkına? Allah Allah! Biz nereden bilelim Fazilet abla? Ha oraya soygun olmuş, mücevherleri çalmışlar da. Hayret! Zorgun olmuş ha, vay canına! Bir dakika abla ya! Sen nereye gidiyorsun, sen değil misin? Hadi biz gidelim, Allah aşkına! Yoo, soygunu seyretmeden şuradan şuraya gitmem. Ben de yapayım, polis mi evladım? Bir dakika, başkanım! Sen bir şeymiş, bunu yapan, Allah'ını söylesen, beni merak etmem! Ne olursun? Yürü sabla, gel! Yürüsler! Soygun, Allah Allah! Soygunu merak etmem! Allah rızası için! Soygun, öğrenin! Ben de beni ikide bir kalite! Öğrendiniz mi kim yapmış soygunu? Sonra öğreneceğim! Artaklama! Artaklama! Allah Allah! Öğrenin canım! Yüzümü sinirsin! Oğlum, bıraksana elimi! Hadi biz kaça gidiyorduk Allah aşkına? Nasıl gideceğiz ayol? Sen gerdekini! Hay Allah! Hadi, hadi! Yakalandık galiba. Ne oluyor? Dağ lan! Önüne baksana oğlan dallama! Niye durduk ya? Çanta! Çanta? Çanta? Çanta mı? Ne çantası? Çanta lan! Çanta! Çantamız! Hadi çıkalım, hadi ta ısmarlama! Muhammed! Peşlerinden giderim! Nereye gidiyorsun be? Kimdi o arabanın içindekiler, görmedin mi? Kim? Tanımadın mı Muhammed'i?
bela dayısıdır İstanbul'un. Mücevherler gitti. Sen dua et ulan, canımız gitmedi. Yok bir şey. Ne yapalım ya? Ellerinde tabanca vardı, bir şey yapamadık. İnanmıyor musunuz yoksa? İnanıyoruz. İnanıyoruz. Ağlama. Her şey bitmedi daha. Nasıl bitmedi ulan? Hayatımız kaydı be. Gün doğmadan neler doğar? Başlanacaksın doğumundan da gününe de. Bütün bunlar senin yüzünden geldi başımıza. Abi ya, bir geldi mahalleye ne rahatımız kaldı ne de. Öyle. Vallahi doğru diyorlar. Ayıp ulan! Size de iyilik yaramıyor. Gene söylerim vallahi. Haklı lan çocuk, o kadar yardım etti bize.